Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. İsrail ordusu Lübnan'ın sınır bölgelerindeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Gece boyunca Güney Lübnan'ı ve Beka Vadisi'ni vuran İsrail savaş uçakları saldırılarını gün doğduğunda da devam ettirdi. Rayak, Kefreman, Yeter ve Sahmar başta olmak üzere çok sayıda kasaba ve belde İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Saldırılarda çok sayıda kişi ölürken onlarca kişi de yaralandı. İsrail'in birkaç gündür saldırı düzenlemediği başkent Beyrut'ta ise akşam saatlerinde yangın çıktı. Beyrut'ta gökyüzü dumanlarda kaplanırken yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı. Hizbullah ise İsrail'e roketlerle karşılık verdi. Hayfa şehrine çok sayıda füze atıldı. Şehrin kırsalında bir binaya Hizbullah füzesi isabet etti. Ancak İsrail'den can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Hizbullah, İsrail'e yönelik saldırılarını sürdüreceğini açıkladı. Örgütün 2 numaralı ismi olarak anılan Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, İsrail Lübnan'da herhangi bir yere saldırdığında biz de herhangi bir yere saldırma hakkına sahibiz dedi. İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki kara işgali de genişliyor. İsrail güçleri Güney Lübnan'da sınırdan yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Labune köyünde bulunan bir Lübnan anıtına İsrail bayrağı astı. İki taraf arasındaki çatışmalar sürerken İsrail'de yaşanan şiddet olaylarına da bir yenisi eklendi. Ashdod şehrinde bir otoyolda düzenlenen silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İsrail polisi saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.